Star Trek 5. sezon 3. bölüm Ensign Row. Ya gerçekten şu dizinin, yemin ediyorum şu bölümden önce hiç ya abartmıyorum. Ya diyorum şimdi Taşayır'ı da gördük ya sezon son, başında ve sonunda. Ulan diyorum şu artık bir tane böyle biraz badass bir kadın karaktere ihtiyacı var bu dizinin dediğim anda ağzıma vurdular Row karakterini. Mükemmel bir karakter. Çok etkilendim. Hem hanımefendi zaten şeyden Battlestar Galactica'dan ve şeyden True Blood'dan biliyordum oyuncuyu. Ha Görünce öyle mi? de evet. Ama tabii o da yaşlı hali var. Daha o da Tabii. daha milf falan. Daha havalı Yo bir hali var. ben de öyle biliyorum bu arada. Oyuncunun ismini unuttum şu anda da bana bir tık MILF olarak ünlü Michelle oldu daha sonra ünlü yani. Michelle Forbes. Michelle Forbes yani Burada da genç hala haliyle sağlam giriyor yani diziye. gençliği de iyiymiş yani diyorsun. Peki nasıl buldun abi bölümü? Bu arada şey söyleyeceğim. Atarlı giderli kadın karakter olarak ben açıkçası sezon 2'deki Katrin Pulaski Picard'ın dengi bir tane doktor vardı ya ayar veriyordu Aa sürekli Picard'a evet. kalp ameliyatını yapıyordu. O Ya da iyiydi. o kadın Ama bak. tabii o biraz bir şey oturaklıydı bu. Şimdi bir de bu genç falan agresif bir Evet. abla. O kadın da çok iyiydi bu arada. Hakkını yemeyeyim. İyi hatırlattın. Yedek oyuncu gibi girmesine ben bir tık üzülmüştüm hatta. Yani o sezon Crusher yoktu. O gelmişti. Sonra Crusher geri döndü. Tabi O kalıcı orada olacaktı da abi. Ya böyle prodüksiyon mu olur? Anamız ağladı deyip bırakmış ablam yani. TNG'nin prodüksiyonu hep arkada problemliymiş. tabi hem ondan hem de galiba ona karşı da biraz konuşmuştuk o dönem hatta. Merak eden izleyebilir. Ona karşı da hani oyuncuya da bazı kötü şeyler olmuş. Sonra zaten Patrick Stewart ikna edip geri getiriyordu ablamızı. Ama o yaşlı doktorun da bir şekilde ne bileyim sonradan eklenip arada çıkmasını falan isterdim. Hiç görmedik. Ben hatırlamıyorum yani. O da harbiden iyi bir badass'lik katmıştı oraya. Picard'a farklı bir bakış açısı getirmişti. Bu bölümde de yani Ro karakteri cidden çok önemli ya. Yani Picard ceketini giymeye devam ediyor. Burada da Ro karakteriyle yine ceketini çıkarıp ilk kez böyle bir kadın atlet şekli biraz daha böyle kolsuz yine böyle ama üniformayı da bozmadıkları bir kıyafet de görüyoruz ve ya tabii ki bu bölümde en sevdiğim konu abi iletişelim. Ben Picard da tam ters noktada olsa da çünkü Picard Ensign Row gemiye gelmeden önce deliriyor. O gelemez işte aldığı karardan dolayı insanlar öldü. Şöyle oldu, böyle oldu. Tanımıyor da bir yandan aslında kişi olarak. Deliriyor ama geldiğinde görüyor ki aslında belli fikirleri aynı. Yani bambaşka noktada dursalar da iletişimin ne kadar önemli olduğunu, bazı konuları çözmek için fevri davranmamak gerektiğini, her şeyin göründüğü gibi olmadığını, biraz düşünerek idrak etmemiz gerektiğini, tam tersi böyle mirror bir karakter üzerinden görüyor. Bu açıdan ben bölümü çok sevdim. Sen ne diyorsun? Ya bu bölüm birçok şeyin habercisi aslında. İlginç bir bölüm. Şu açıdan ilginç. Hatırlarsan sezon 3'te bir bölüm Picard bir yere gidiyordu. Ne oldu lan burada deyince abi teröristler saldırdı filan. Kardeşim kimmiş bu terörist? Gidelim görüşelim. Görüşelim diyordu. İşte ana gezegenin müdürünü alıyordu. Gidiyordu teröristlerin müdürüyle konuşuyordu. Vallahi diyordu biz federasyonuz. Tadımız kaçmasın. Şu işi çözün falan deyip hani böyle soft diplomasiyla ama hani bir yandan da abu altından Phaser göstererek konuyu çözüyordu yani. Ama dışarıdan çözüyordu. Sonra hatırlarsan başka bir konu oluyordu. Orada Beverly Crusher'ı teröristler kaçırıyordu. Evet. Beverly Crusher'ı kurtarmak için Picard da teröristlerin arasına gidiyordu. Ne yapıyorsunuz siz gibisinden. Teröristle pazarlık etmiyordu. Teröristler kendilerini canlı bomba değil de canlı teleporter gibi bir şey yapıyorlardı. Falan filan. Orada da hem o tarafın gözünden hem bu tarafın gözünden bakıp aslında Masaya biraz vay oturturdu be. onları da. Şöyle oluyordu biraz. Masaya oturtamıyordu onları ama en azından hani iki tarafa da bakıyordu ve böyle biraz ne diyeyim iki tarafın da hatalarını belirtip gidiyordu. Şimdi açıkçası bu bölümden itibaren Star Trek biraz daha ellerini kirletmeye başladığı bir dönem başlıyor açıkçası. Şöyle Rolaren karakterinin dahil olduğu ırk olan Bajoralılar, Kardasyalılar bunların ikisinin arasındaki sıkıntı zaten tümüyle Deep Space Nine dizisinin konusu oluyor bir kere. Yani Evet, bunu ve söylemiştim. çok ilginç, cesur, cesur da bir iş. Şöyle cesur bir iş. Yani onu söyleyeyim. Şimdi bir noktaya kadar tabii ki mesela Next Generation bundan sonra her bölüm vay işte teröristler ne yaptı? Onlar terörist mi? Onlar sığınmacı mı? Onlar işte özgürlük savaşçısı mı? Ha bire buna takılmayacağız bu arada. Ama bilhassa Deep Space Nine sabit bir yerde bir sınır karakolunda geçtiği için bu konuları çok işliyor. Deep Space Nine'da aslında bu bölümün
özünde gördüğümüz sıkıntıyı Deep Space Nine'da bölüm bölüm, sezon sezon ele alıyorlar. İşin içine dini inançlar bile giriyor. İçin içine işte kötü zalim gibi gözüken Kardasyalıların kendi severim ben onu. Giriyor. İşin içine şey de giriyor. Mesela bu bölümde Bajoralılar biraz daha dürüst gibi, hani böyle dürüst. Sonra bakıyorsun lan bunların da ama varmış ya bir şeyleri. Bunlar da teröristmiş biraz ha falan gibi oluyor. Yani bu bölüm tabii biraz daha ilk adımı bunun. İyi bir fikir olarak ortaya çıkışı. Hatta daha sonra işte başka bir direnişçi örgüt ortaya çıkıyor. Onlar federasyona da karşı, Maki diye bir tür falan. Onlar da Voyager'a, 3. diziye, yani bu 6. çağı Star Trek'in, Next Generation Deep Space Nine Voyager, 3'üne kadar sirayet ediyor ve hep şeyin çatışmasını bir yerde görmeye başlıyorsun. Ne diyeyim? Her zaman %100 barış sağlanamıyor ve sağlandığı zaman da çok da kolay sağlanmıyor. Yani hani birkaç bölüm önce konuşmuştuk galiba, en iyi bölümlerinden bir tane şey, 4'ün özetinde konuşmuştum aynı cümleyi. Bu bölümden itibaren biraz daha fazla görmeye başlıyoruz bunu açıkçası. Ha, dediğim gibi Picard'ın gemisi çok da öyle bu konulara aşırı girmeyecek ama bundan sonraki iki dizi mesela bunların çok içinde ve gölgesinde kalıyor ister istemez. Yani bu da biraz 90'ların, şimdi bu dizinin, bu bölümün galiba yayınlanma tarihi 91 olması gerekli. 91 aynen. 91 senesinin bir bölümü. Yani 91 senesinde artık demek ki Orta Doğu, Körfez, işte İspanya'da şeyler, Katalanlar, hani anladın mı? Hı hı. İşte yani mesela işte bakıyorsun o dönem Kürt meselesinin de hani dünyaya çok haber olduğu, bizim de böyle anlatıldığımız, izah edildiğimiz. Evet, bizim kapımızda da böyle bir anlatı var şu anda. Yani. Şimdi evet, bu bölüm o yüzden şey açısından da biraz ilginç. Bir tık bekara karı boşar gibi bir bölüm ya bu. Çünkü Amerika kendi kıtasının içerisinde hiç terörizm görmüş bir ülke değil. Haliyle biraz böyle taşıma suyla şey işliyorlar. Ne diyeyim? Aslında onlar yani, tepe kafa, yani benzeri mesela buradaki olay İran'da yaptılar. Ya da işte Afganistan'da yaptılar. Evet, grupları evet. Birbirine düşürme şeyini yurt dışında yapıyorlar. Zaten işte yani, lokal olarak yapıyorlar ama kendi sınırlarının içinde küt diye bomba patlatılmıyor. Yani evet. 80'ler falan da hatırlarsan İngiltere-İrlanda arasındaki tabii. Olayların çok karıştığı, bombaların falan patladığı bir dönem. Amerika, ben yanlış hatırlamıyorsam, kendi kıtasının içerisinde çok öyle bir terörist eyleme falan maruz kalan bir ülke değil. Vardır belki bir iki tane ama hani terör meselesi diyebileceğin işte İspanya, onlar Katalan kendini vuruyor işte, silah satıp kendilerini vuruyor. İşte evet. Zaten bu bölümle alakalı, çünkü şeye baktım daha sonra. Bu bölüm biraz işlerin böyle renginin değişmeye başladığı, Star Trek'in biraz daha bazı konulardan daha çok bahsetmeye çalıştığı bir şey. Yazarların şey gibi röportajları var. Yani dünyanın gündemi değişiyor. Dünyada işte özgürlük savaşçılarıyla teröristler bir arada anılır oluyor. Bizim katil diye gördüklerimizi kimisi kahraman ilan ediyor. Kahraman zannedilenler katil çıkabiliyor. Bunların rengi ve tonu çok karışmaya başladı. Çok fazla grilik dünyaya geldi. Biz de Bajoranlarla alakalı bunu yapmak istedik diyorlar. Yani bu çok dünyanın o dönemki... Yine Picard dizisine laf sokayım mı burada? Yok, sokmayacağım. Tamam, sok kardeşim, yani. Hakkındır. Hani kör gözüne parmağım öküz gibi bir hani oraya bir tane ne bileyim işte Katalan bir özgürlük savaşçısı, Kürt sniper falan getirip de böyle işte bakın bu insan falan deyip de böyle dayı sen ne anlatıyorsun bilip dinlemeden gibi bir tepki çekeceklerine. Demişler ki aga biz bilim kurgu muyuz? Tamam. Dünyada bir takım meseleler var. Ben onunla ilgili yorum yapacak olsam gider haber kanalı olurum demiş adam, çıkmış içinden. Sonra demiş ki abi bir millet olsun, bu millete bir zulmedenler olsun, bir bunlar olsun, ikisinin arasında bir mevzu olsun, biz bunu yavaş yavaş işleyelim. Ve yani şey çok ilginç, bu Bajor muhabbeti gerçekten sezonlarca daha devam edecek, hiç de arkasından kolay hikayeler çıkmıyor. Bu bölüm yine mesela biraz daha şey açısından kolay gibi, hani Bajoranlar saldırdı, tamam vurdurtalım, bir dakika lan Bajoranlar saldırmamış, koruyalım o zaman onları. Aman abi dikkatli edelim. Bunlar terörist diyen herkese hemen inanmamak lazım diyor bölüm. Tak çözüyor konu. Çözüyor. Suçlu da net. Admiral Kennedy'yi de suçlu ilan ediyor. Evet. Tek bölüm, giriş bölümü olduğu için burada çok rahat çözülüyor bu iş. Abi ilerleyen Voyager'da, özellikle Deep Space Nine'da, Voyager'da biraz daha Maki muhabbetleri var da, Deep Space Nine'da hiç kolay çözülmüyor abi konu. Yani çünkü Kardasya milletiyle Bajoran milleti, biri işgalci, diğeri bu topraklar bizimdir. Aslında İsrail-Filistin muhabbetinden de çok bahsediyor yöneticiler, şey yazarlar burada. İsrail-Filistin meselesi de tabii çok o zaman gündem oluyor. İşte şey durumu var ya çünkü, işte bu bizim atamızın toprağı. Kardeşim ama biz de burada oturuyorduk. Hadi o zaman biz sizin duvarınızdan içeriye bomba atalım. Yok abi biz de el bombası bağlayalım kendimize o zaman falanlara geldiği için dünya.
zor meselelere giriyorlar ve işin ilginci çözmeyecekler ha. Yani nasıl dünyaca biz bunu çözemediysek. Çözelemiyorsa evet. Yani bu bölüm, evet bu bölüm özelinde şey belli. Ne diyeyim? Hani Kardasyalıların böyle bir bunlar teröristtir diye parmak gösterdiği belli. Ama Deep Space Nine'da mesela şey var. Kira Nerys diye bir tane karakter giriyor şeyle aynı. O da Bajor özgürlük savaşçısı bayağı böyle. Hı-hı. O harbi özgürlük savaşçısı. O böyle hapishaneden gariban kurtarmış. İşte bomba yapmayı biliyor. Bu bir tuzağı kurmayı biliyor falan böyle. Manyak. Anladın mı yani şey? Ve yani sonradan şeyi görüyorsun yani. İki tarafta gayet savaş suçu işlemiş seneler içerisinde. Direnen de, işgal eden de. Ve tam böyle bir Starfleet temizliğiyle çözemiyorlar o konuları ilerleyen bölümlerde. O yüzden bu bölüm biraz şey açısından önemli. Nasıl... Aslında belki şunu söylemek lazım buradan yola çıkıp. Biraz iyice Jojo videosu yapar gibi daldım konuştukça konuşuyorum ama... Yok yok anladım. Terör meselesinin konuşulmaya başladığı bir dönem de var dünyada. Örnek vereceğim. 1970 senesinde çekilen Star Wars'da Rebel Alliance var ya... Hı hı. Mesela dikkat et, İmparatorluk hiçbir zaman demiyor ki bunlar terörist. Demiyor. Hiç evet. Demiyor bunu. Çünkü terör meselesi... İsyancı falan diye geçiyor. Sonunda, terör meselesi 80'lerin sonundan 90'ların başında ortaya atılan bir siyasi söylence ve giderek popülerleşip ortaya çıkan bir konu. Aslında birazcık tarihe baktığında şey de çok ilginç oluyor. Yani terörizm başlığı altında yapılan hareketler tarihte hep varmış tabii ki de. Hani terim olarak ortaya çıkıp kullanılmaya terim başlaması... Olarak. Biraz da bu döneme sirayet ediyor ve işte şey çok ilginç geliyor bana bir anda. Hani Gul Dolak mıydı adamın ismi? Bu Kardasyalı yavalanıyor. Hı hı. Terörist kaçırıyormuşsunuz falan diyor. Yo terörist değil onlar sığınmacı diyor ötekisi. Yok yok terörist falan böyle. Hangisi doğru çünkü hangisi yanlış? Etiketi yani... koydun mu algı hemen ona göre değişiyor çünkü. Yani. Aynen öyle. Ve bu etiket hala bugün bizim ülkemizde çok güçlü bir etiket. Çok aktif kullanılan bir etiket. Hem hükümet tarafından hem ne diyeyim? Tabii olur. Destekleyen tayfa tarafından olur yani. Olmadık herkese konuluyor abi artık yani. Adam hayatında tabii. Belki terörist eylem görmemiş, bilmiyor bile ne oldu. Ona bile terörist deniyor. Ben şeyi unutamıyorum abi şu orman yangınları sırasında orman yanlar yanıyor, ölüyoruz falan diyen millete susun lan teröristler falan dendi ya bu ülkede. Evet, çay atıldı evet. Sonra teröristlere falan. Yani LGBT falan diyorlar terörist bunlar falan deniyor böyle. Yürüyorlar sadece yani... yaptıkları. Ha ama işte işin ilginci lan sonra bakıyorsun. O hareket de böyle terörist de araya sızıyor ama ha. Yani onu da net gördük biz bu ülkede. Yani karışık iş gerçekten. Şey gibi de değil. Ama kim yani sokuyor zaman... işte? Admiral Kennedy evet, mi sokuyor? Anladın mı? Yes. Yani işte onu demek istiyorum. Yani biz nasıl bu ülkede bunu çözemediysek. Çünkü ben şeyi hatırlıyorum abi. Bilhassa LGBT konusuyla alakalı. Geçen sene bir tane trans bir kadının videosu düşmüştü. Kadıköy yürüyüşüne katılmış. Abi diyor biz buraya geldik diyor LGBT haklarımızı savunacağız. Hemen diyor Kürdistan deniyor. Ya, o konu ayrı bu konu ayrı falan diye kadın da şimdi isyan ediyordu mesela tamam mı? Konular hep karışıyor birbirinin içerisinde. Biz Türkiye olarak bu işin çok göbeğindeyiz. Bu bölüm itibariyle Next Generation çok değil. Ama Star Trek yazarları onlar da demek ki dünyayı takip eden insanlar bu konudan kaçmamaya başlıyorlar. Ama biraz da bu. Star Trek'in hadi bakalım terörizmi de biz çözüyoruz diye girmesi değil. Dünyanın artık terörizm konuşmaya başladığı. İşte onunla alakalı ben birkaç tane uluslararası saptama okumuştum yani şey filan gibi. Hani mesela Amerika artık gittiğinde hiçbir yeri özgürleştirmek için, işte demokrasi için götürüyor. Veyahut da Afganistan'a giriyor. Afganistan'ı işgal etmek için değil. Afganistan'daki teröristlerle mücadele etmek için Afganistan'ın kontrolünü ele alıyor. İşte anladın mı? Hani hiçbir zaman o ülkeye karşı değil, hep oranın teröristleriyle işte. Şimdi Ukrayna'da onu yapmadı mı? Şey, Rusya, Ukrayna'da da öyle bir durum var. Yani Rusya diyor ki biz özgürleştirmeye girdik diyor. Ukrayna diyor ki ulan oralar bizim toprağımız. Yani şey de kalmadı eski, ne diyeyim hani eski usul. Biz sizi işgal ediyoruz, yok biz işgal ettirmiyoruz, savunuyoruz. Bu da kalmadı. Yani. Artık herkesin farklı bir söylemi var. Yani delikanlılık siyasi, bitti. Öyle de diyebiliriz. Yani siyasetin ve politikanın çok daha karmaşık, çok daha kolay çözülemez bir noktaya geldiği yılların habercisi olan ilginç bu bölüm bu. Hiç bölümden bahsetmedik gördüğün gibi aslında seneden bahsediyoruz ama 90'lardan sonra dünya bu açıdan çok değişti gerçekten. Ya bu bölümler hep böyle konuştuk zaten abi. Çünkü çok o dönemin de dediğim gibi 90'lar işte Irak Savaşı başlamış bitmiş hatta yani çok karışık oldu devamlı herkesin tekli. Ama bunun esas yükselişi de bir yandan da 2001. İkiz Kuleler ve terörizm. Hmm. Hatta Bush'un meşhur videosu vardır ya terörizm, 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 terörizm. Şeyde sonra Trump'la China'ya döndü.
Yani Amerika'nın biraz böyle bütün dünyaya empoze etmeye çalıştığı, herkesi terörist ilan ettiği kendi çıkarları için çok şey yaşadık. Ama işte burada asıl sorun bence işte okumadığımız için, takip etmediğimiz için, görmediğimiz için ve araştırmacı gazetecilik bittiği için de diyebilirim. Mesela Uğur Mumcu şeyi çok anlatırdı 80'lerde. Abi işte İstanbul Üniversitesi, aynı adamı sabah ülkücülerle görüyorum, öğlen solcularla görüyorum. Yani nasıl olacak bu iş? Yani bu adam belli ki bunları tetiklemek için orada insanlar varmış o dönemde ve kavgalar çıkmış. E şimdi burada da aynı durum var. Koca Admiral karşı tarafa silah satıyor, öbür tarafı da onlara fiş ekliyor. Ya düşün artık, galaktik şey olmuş, federasyon kurulmuş. Koca evren lan, neyi paylaşamıyorsunuz diyesi geliyor insanın hala. Evet. Ama kafa öyle çalışıyor işte. Ve bence burada en önemli konu da işte bu olaylardan büyüyen çocukların neyi miras götürdüğü. İşte Roe karakteri bence burada çok önemli. Anlatıyor ya, ya benim babamı kaçırdılar, gözümün önünde işkence ettiler. Ben orada onlara kızmadım, babamdan utandım diyor. O, bu çok ağır bir cümle ve Evet. bunun bir yere kadar miras getiriyor. Ama sonra çözüyor. Şimdi bu ama Roe'nun karakteriyle ilgili bir şey. Yani belki o da o düşmanlığı beslese, iki tarafı yakınlaştırmaya çalışmasa, çünkü bir tarafı tanıyor, öbür tarafın da içinde büyümüş. Çözülmeyecek konu. Biraz işte bir şeyleri kenara bırakıp, belki de sindirip, biraz daha alttan alıp çözüm üretmemiz lazım bu konuları çözmek için. Roe karakteri çok güzel. Hatta bana şey yazdılar. Sen biliyorsundur belki muhtemelen. Twitter'da paylaştım Roe karakteri ne kadar iyi diye. Abi Deep Space Nine'da Michelle Pfeiffer başrol olacaktı, kabul etmedi dediler. Aa dedim, ulan keşke etseymiş, çok iyi olurmuş. Evet, Kadın sürüklermiş diziyi yani. çünkü Deep Space Nine gerçekten sabit bir yerde geçiyor. Öyle şey gibi olmuyor yani. Hadi bakalım. Mesela bu bölüm bile şey. Hadi bakalım. Bajoranlarla Kardashianlar arasındaki tek bir olayı Picard akıllıca çözdü. Engage diyor. Çuv basıp gidiyorlar. Birkaç bölümde daha anlatmıştım ya bunu. Evet. Pıt Deep Space Nine sınır karakolu. Gerçekten Federasyon'un sınırında, geri kalanı Cardassia İmparatorluğu. Ama Cardassia İmparatorluğu Bajoranları şey yapmış. Başrolde İhlak kim var etmiş. orada? Federasyon mu var? Başrolde kim? Tabii Yok. tabii. Şey neydi adamın ismi? Bir tane siyahi Avery Brooks oynuyor. Ha, Ay okey. kaptan, o aktörün ismini hatırlıyorum. Kaptanın ismini unutmuşum. Okey. Sul hatırlamıyorum. Neyse. O da ilk siyahi kaptan ha. Ha, SCV'ler. okey. Aa SCV'lere bak, 90 senesinde SCV'ler siyahi kaptan koymuş. Rezalet. Aa. Rezalet. Aa. Her yere Heh. siyah koydular. Aman neyse. Rezalet. Şey diyordum ha, yani bu şey konusu işte Benjamin Kardeşyanları Sisko. anlatıyordum. Ha. Sisko, Kaptan Sisko, Ha, hatırladım tamam. Sisko. Hatta kaptan da değil, komutan. Komutan, Kaptan okey. değil çünkü komutan. Anladın mı? Gemisi Ha, yok. okey. Karakoldalar. Yani o şey çok ilginç oluyor. Deep Space Nine çok ilginç oluyor. Deep Space Nine de bir de şey açısını sokacaklar işin içine hacı. Bajoranların içerisinde mesela çok dini bütün bir sekt var. Onların içerisinde de mesela dini teröristler var. Yani Muhafazakarlar var yani. adeta 9-11'ın hani nasıl bir dini terör saldırısı olarak kabul ediliyor. Doğru. Onun öngörüsü şeklinde belli ki yine Orta Doğu'daki bir takım hikayelerden etkilenilmiş. Yani çok ilginç bir takım hikayelerin başlangıcı var burada. O da bana ilginç geliyor. Yani ama işte bak, o dönemle alakalı çok ilginç bir şey var. Ben seneler önce Marvel ve DC serilerini baştan sona okurken bir dönem yine 90 90 kaç senesi de hatırlamıyorum. Wolverine'in bu kurt türüyle dövüştüğü bir serisi var, hatırlıyor musun? Şeylerle Likan'la mıydı, hatırlamıyorum. Şöyle bir serisi var bir ara Wolverine'in abi. Belki seyircilerimiz de hatırlayan olur. Wolverine'in karşısına şey çıkıyor. Kurt oğlu çıkıyor. Diyor ki Wolverine diyor. Sen diyor mutant değilsin diyor. Sen diyor kurt soyusun evlat diyor. Biz kurtlar olarak evrimleştik, insana dönüştük. Böyle bir seri var X-Men'de. Yok, Yani okumadım bunu, yok. meğer Sabretooth ve Wolverine işte hayvani güçleri olan mutantlar değilmiş. Onlar kurttan evrimleşmiş. Ayrı bir Ha, evrimle, vay. Homo lupus mu, öyle bir şey yani, anladın mı? Onlar ayrı bir kurt ırkıymış. Öyle bir hikayesi var X-Men'in bir yer. Vay, Ama X-Men yani. ilginçmiş. Zaten koy şeyini, hani X-Men. Wolverine de bunların peşine düşüyor. Bunları bulmak için Ankara'ya geliyor. Ha, okey. Çok iyiymiş. Ankara'da gezerken de Wolverine'e Kürtler saldırıyor. Huş diye böyle füze Hayda. sıkıyorlar. Böyle Wolverine bam patlıyor, böyle füze geliyor orada falan. Bir dönüyor böyle Kürt falan yazıyor böyle bütün sayfada. Ben onu Geek Yapar haber olarak koymuştum vakti zamanında. Böyle Kürtler saldırıyor Oha. falan şeklinde bir şey oluyor. Dönüyor böyle.
Ama Kürtleri de full hani şey belli internette şey diye bakmışlar, terörist diye yaratmışlar. Taliban çıkmış. Çünkü yani şeyinde Taliban duruyor Ankara'nın ortasında, böyle o tipleri de bir tuhaf. Hayda. İyice karışmış hepsi. Yani, ama işte şey çok ilginç. Yani Amerikalının hani böyle Amerika'nın ortasından Türkiye'deki işte dünyanın farklı ülkelerindeki falan terör eylemlerini durup aklınca oralarda bir takım hikaye yazma çabaları bana hep çok ilginç geliyor ya. Suicide Squad'da da yaptılar ya işte. Yani gidip Allah'ın Suicide Squad'ına demokrasi getirttiler adada yani son filmde. Daha da sinirlenmiş. Evet evet. Ya bu Amerikalı'nın bu konudaki aşırı çok salak. Özgüveni yani. Biraz farklı. Bak hatta bu mevzuyu arattım şimdi seninle konuşurken. Yine benim Geek Yapar'da vaktinde yazdığım yazı çıkıyor. 2015 senesinde yazmışım. Neymiş çizgir ama yazmış mısın? Wolverine Ankara'da Kürtlere karşı diyor. Dur bakayım söylüyorum şimdi. Yazarı kimmiş? Söylüyorum hemen. Daniel Way yazmış. Wolverine Origins story'sindeymiş. Hiç bilmiyorum. Wolverine'in Deacon diye oğlu var. Efendim Scar ve Wolverine'in Romulus var. İşte Romulus'la falan kapışmaya. Tam Romulus'u kıstırdım derken işte bomba geliyor. Bir bakıyor Kürtler, ama Kürtler Allahu Akbar deyip kendini falan patlatıyor. Yani hani terörist var, terörist var. Hani niye Allahu Ekber deyip kendini patlatıyor? Yani Özgür Kürdistan diye patlatmıyor kendini falan. Hani o kadar haberi yok ki yani. Anası Orta Doğu yapıştırdı böyle. Demeli fesli adamlar. Hepsini mix etmiş. Hepsini Hizbullah, yani işte. Hizbullah yapıştır abi falan diye. Evet evet yani hani saçma sapan şeyler. İnanılmaz ya. Amerika bu konuda harbiden halkı gibi ya. Yani koca siyasetin tepesi de halkı gibi gerçekten. İnanılmaz evet, kötüler evet. Bu konuda yani. Dünyada yani o yüzden böyle çok uzaktan biraz işte o şeyi hissediyorum. Yani kendi toprağında, kendi sınırında sürekli terörist eyleme maruz kalmayan bir millet olarak teröristlerle alakalı hikaye yazmaya çalıştıkları zaman bazen zorlandıklarını düşünüyorum. Star Trek için söylemiyorum. Ne ama anladım. Amerikan medyasında çok çok gördük ya bu işleri biz. Yani hakikaten tabii. Lan Orta Doğu'yu madem biz karıştırdık her konuda da fikir üretelim sevdaları çok oluyor yani. Şeyde işte bu yüzden sevmiştim onu. Love Death Robots'ta çiftçi abi vardı ya, fareleri öldüreceğim diye yüzlerce robot yollayıp sonra onlara barış getirdim diye gelip farelerle barışıyordu. Ha, iki yani, taraftan da silah alıyor sürekli. Aynen aynen. Yani işte, tam Amerika İngiltere kafası bu ya. Tüm dünyaya tabii. Entegre ettikleri kafa bu yani. İşte şey de biraz öyle diye bir önceki sezonda şu teleport olan teröristler de onlar da biraz İrlanda İngiltere kafasıydı evet. Açıkçası. Yani bir yerden yakalamaya çalışıyorlar. Neyse Bajoranlarla ilgili bölümleri ileride arkadaşlar da izler Deep Space Nine'da filan da. Bir yerden sonra dünya ile paralellikleri zaten azalıyor açıkçası onu söyleyeyim. Yani şey bak Star Trek bu konuda güzel. Hani diyorsun ki lan bu şeyler mi ya? Filistinler mi lan bunlar filan diyorsun. Sonra hayır abi uzaydayız ve insanlar teleport olup kollarını baştan yaptırtabiliyorlar ya. Tabii ki uzay terörizmi dünya terörizmine çok da benzemiyor mesela yani. Aynen daha lokal kalıyor bazı şeylerde farklı kalıyor. Evet bu bölümle ilgili ha bir de şey bir Guinan'dan bahsedebilirim ben. Guinan yine aslında ana sorun çözücü burada. Geldi yine işte Roy'u açtı. Bak dedi Picard dedi beni dedi zamanında dedi. Buraya getirdi kurtardı arkadaşımdır. Ben de senin arkadaşın olabilirim falan deyip. Guinan'ın bu duruşunu seviyorum ya. Hani baksan başka bir dizide kötü durabilir. Ya her sorun çözülmediğinde bunu sokuyorlar diyebilirsin. Ama Guinan çok güzel oturdu bu diziye ya. Çok acayip yani. Yine bugün de olsa siyah kadın koymuşlar olabilirdi. Helal olsun Guinan'a. Var mı ekleyeceğim bir şey başka bölümle ilgili? Yok yani bölümün kendi içinde olanlardan ziyade biraz yine yılının eseri olması. Aslında biraz tam da Körfez Savaşı'na göre hangi yıllardayız 91 senesinde? Yani böyle 80'lerin sonu Körfez Savaşı'ydı. 89-91 mi öyle bir şey galiba bu arada. Ya, bu da 91 senesinin bir bölümü. Yani Orta Doğu siyasetinin belli ki Amerika'da çok bol bol konuşulduğu bir dönemin eseri bir bölüm. Bölüm olarak güzel. Yani ben bu arada ilk izlediğimde bu bağlantıları asla kurmamıştım. Mesela şimdi incelemeyi izleyenler şey demiş olabilir. Lan ne alakası var demiş olabilirler. Doğru söylüyorsunuz. İlk izlediğimde ben de şey olmuştum. Ya, çünkü biz terörün olduğu bir ülkede büyümüş insanlarız ya. Yani bizim için... Yani çocukluğumda bana anneannem şey derdi. Oğlum işte bugün PKK'nın kuruluş günüymüş. Sokakta falan giderken poşetlere falan tekme atma bomba koyuyorlarmış çöp kutularına falan derdim. Sandım. Ya ben çocukluğumdan beri terör kelimesi ve terör şeyi içerisinde büyümüş bir insanım. Haliyle ben bu diziyi izlerken mesela şey bana ilginç gelmemişti.
ilk izlediğimde. Ha tabii işte bak bu bölümde de teröre değinmişler deyip geçiyorsun. Sonra yaşım büyüyünce şeyi fark ettim. La bunlar Amerika'nın bağrında büyümüşler. Bunlar terör ne bilir abi yani anladın mı? Adam yan dünyanın öteki ucuna marin gönderiyor. Marinlerimiz vuruldu, şehit verdik diyor. Sen dünyanın öteki ucunda ne işin var diye sorduklarında da ne işin yani, var değil mi? Ha yani sen hayırdır abi sen mesela yani bu çocukken şeyi sorgulamıyorsun. Çocukken diyorsun ki lan incirlik üstünde de işte Amerikalılar oturuyor falan diyorsun. Şimdi büyüyünce diyorsun ki bir dakika lan benim ülkemde niye incirlik üstü var? İşte oradaki yani, aslında Amerika'da bir grup akıllı var. Ya biz niye oradayız diyen de çok küçük işte yani. Evet. O yüzden şey ilginç yani mesela ben ilk izlediğimde bu bölümü bu kadar dünyayla ve dünyadaki terör olaylarıyla bağlantılı bir gözle okumamıştım. Aksine demiştim ki aa işte evet dünyadaki terör meselesini işlemişler. Şerefsiz senin ülkende terör yok ki. Bir 9-11 yaşadın varlığınız değişti yani. İşte neyse sonra böyle bir durum. Biraz da böyle yine Amerika'ya da küfretmiş olduk azıcık ama onlar da hak alışacaklar. Aynen öyle. O zaman bir sonraki Star Trek bölümünde görüşeceğiz. Kendinize dur kapatma. Şeyi de söyleyeyim. Bu bölümde şey açısından da bir tık seviyorum. Picard hani bir nevi Amerikan askerine ayar veriyor ya burada. Hani bak. Aa çok bilmediğiniz... açık sözlülükle veriyor böyle. Ağzına vuruyor. Ha, yani onu da bir söylemek lazım. Hani burada şey diyor. Doğru. Bak diyor hani bilmediğimiz topraklara giriyoruz. Kardasyanlarla Bajoranların arasında 1000 tane mesele var. Sana bunlar terörist demişler. Hemen inanmışsın. Yani senin terörist sandıkların terörist çıkmazsa katil biz oluruz kardeş bu sefer diye ayarı da veriyor bak bilmediğin yerin siyasetine girme falan gibisinden. Kral. Amiral de böyle şey oluyor abi falan oluyor. aslında birazcık belki burada Picard'ın yaptığı eleştiri şeyin eleştirisi olabilir. Tamam hani Starfleet olarak biz evet herkes bize katılsın barış olsun diyoruz ama başkalarının iç işlerine girmeye başladığımız anda iyi ile kötüyü ayıramayız. Mesela bir önceki bölümde de Klingonların iç işlerine mesela karışmadı ya yine aynı şekilde. Evet. Yani Picard'ın bu konudaki aga iç işlerine geldik mi aman dikkat bak Starfleet siz de çok bulaşmayın şeyini daha mantıklı buluyorum. Doğru bir yaklaşım olarak da buluyorum açıkçası yani. Şeyde de şimdi konuşmayacağız 4. bölüm muhtemelen de ufak bir diyeyim orada da var aslında orada da ağaç var hani bırak insanları falan bırak evrende gelişmiş bir şekilde evrilmiş bir varlık var. Bir tane kristal ağaç daha önce bir kere görmüştük zaten bölümünü hatırlamıyorum şimdi. Silikon Avatar bölümü orada da işte bir taraf diyor ki bunu yok edelim. Picard diyor ki onu bile bir dinleyelim oğlum bir durun lan. Bir... Şimdi bu çünkü şeyi biliyor abi. Bak biz mesela Bon Tomahawk'ı konuştuk. Küçücük bir şiddet koca bir filme yayılan koca bir şiddeti doğurabiliyor. Yani onun kar topu etkisini sen o anda hesap edemiyorsun. Fevri davranırsan iş nerelere gidiyor. Aynısı işte Silikon Avatar'da da. Ya bir dinleyelim bak şimdi bugün bunu yaparsak belki bunun sülalesi gelecek. 20 ağaçla gelecekler. Bu sefer bütün gezegeni bütün belki evrenin içine edecekler. Yani bilmiyorsun. O yaşlı adam hikayesi de öyle. Yani koca dünyayı yok edebilecek potansiyel var. Şimdi ona ters gitse Picard ölecekler belki orada. Ne olacağı bile belli değil. O yüzden hep o dinleyelim. Durun bir connection kuralım. Picard hep şeye dikkat eder ya. Kelimeleri doğru seçmeye. İşte mesela bir ırkla öyle hatırlamıyorum yine ırkın adını. Doğru konuşamazsa savaş çıkabilir diye günlerce çalışıp karşılığına çıkıyordu. Aynen. Devamlı kelimelerin aksanları dikkat ediyordu. İşte biraz bunu yapmamız lazım. Ha, bu açıdan Star Trek'i Amerika'nın yapamadığını yüzüne iyi vuruyor. Bak yapabildiklerini değil yapamadıklarını vurması okey. Onda hiç itirazım yok. Tabii. Yani bazı zamanlarda bakıyorsun böyle sanki bir donanma güzellemesiymiş gibi oluyor. Ama beceremedikleri şeyler zaten ilk bölümden TNG'nin ilk bölümünde hatırlarsan Q'nun çıkıp da insanlığı yargılamaya çalışmasından başlıyor iş. Yani tabii. Star Trek hiçbir zaman öyle Murika fanboyu bir kafayla yola çıkmıyor. Biraz tarafsız bakmaya çalışıyor. Bu tarafsız bakışında işte birebir dünyadan örnekler vermek yerine uzaydaki federasyondan, galaksiden bahsettiği için koruyabiliyor tarafsızlığını. Yoksa kaybeder. Yani tabii tarafsız kalamazsın bu sefer yani. Bu arada tam böyle videoyu kapatır gibi olmamın üstüne 5 dakika daha konuştuk. Tam şey gibi oldu. Kapı önü muhabbeti gibi oldu. Abi görüşürüz ama evet, şu vardı hatırlıyor musun? Abi şey vardı aynen. ama bu bölüm ilginç ya. Evet, bakalım ya. İlerleyen sezonlarda inşallah konuşursak daha diyorum ya bunun Makisi gelecek, Kardasyon'u gelecek, Kordasyon'u gelecek. Karışıyor. İç işleri meseleleri hep karışmaya başlıyor Star Trek ilerledikçe. Hepsini konuşacağız. O zaman bu sefer kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Star Trek videoları gelecek. Bu videolarla beraber galiba 80'e falan geldik.
80 bölüm Star Trek konuşmuşuz. Daha da konuşacağız. Haydi kendinize iyi bakın. Haydi görüşmek üzere. Hoşça kalın.